Merhaba Reyhan. Ne oldu? Odanı mı taşıyorsun? Yo. İstifa ettim. Eşyalarımı topluyorum. Ne? Ne oldu? Şaşırdın. Amcamın haberi var mı bundan? Var Çınar'cığım. İstifamı seve seve kabul etti. Peki ya neden Reyhan? Birisi bir kusur mu işledi? Tam zamanında geldim galiba. Amca, Reyhan istifa etmiş, sen de kabul etmişsin. Doğru duymuşsun oğlum. Reyhan böyle bir karar vermiş. Böylesini uygun görmüş. Nasıl izin verirsin amca? Aksi saygısızlık olurdu. Herkes kendi hayatını dilediği gibi özgürce yaşayabilmeli, değil mi? İyi de neden? Bunu ben de bilmiyorum. Resmi istifa mektubuna özel nedenlerden diye yazmış. Bu özel nedenleri Reyhan'a sormak gerekir. Söylemeye niyetim yoktu ama madem bu kadar ısrar ettiniz, söyleyeyim. Ben hamileyim. Hamile misin? Tebrik ederim. Demek bir kuzen daha katılıyor ailemize. Giderek büyüyoruz. Tebrik ederim. Sağ ol Çınar'cığım. Ama abim senin kadar sevinmedi sanırım. Başka nedenlerden dolayı istifa etmemi tercih ederdi. Ne münasebet Reyhan? Bu intibaya nasıl vardın anlayamadım. Galiba hamilelik seni şimdiden alınganlaştırmış. Gerçi böyle bir karar vermene gerek yoktu. İstifa etmeseydin izin alırdın, tekrar geri dönerdin. Öyle değil mi amca? Ya kusura bakmayın, toplantı mı yapıyordunuz? Gel oğlum gel. Hayırlı haberinizi şimdi aldık. Tebrik ederim. Baba oluyormuşsun. Baba mı? Senin haberin yok muydu? Şimdi var işte Mehmet. Hay Allah. Sürprizini bozduk. Kusura bakma Reyhan. Tebrik ederim Mehmet. Biz sizi biraz yalnız bırakalım. Bu istifa işini tekrar konuşalım Reyhan, olur mu? Tebrik ederim evladım. Niye benim haberim yok Reyhan? Artık öğrendin. Amca, Reyhan'ın yokluğu büyük sorun olacakmış gibi geliyor şirkette. Sonuçta en etkili üyemiz oydu amca. İşletme, bütçe takibi, ekip kontrolleri hepsi onun üzerindeydi. Kime devredeceğiz bu sorumluluğu? Zorla çalıştıracak değiliz ya oğlum. Hamileymiş hem. Sıkıldı belki de. Tabii kolay değil. Onca senenin yorgunluğu var bir de. Amca, bence tek sorun hamilelik değil. Neymiş peki? Bence benim başkan olmama canı sıkıldı. Yok oğlum, onu da nereden çıkarıyorsun? Öyle amca. Çok çalıştı, çok emek verdi bu şirket için. Sence ona biraz haksızlık etmiyor muyuz? Sen böyle afaki düşünceleri kafana takma oğlum. Ben en doğru kararı verdim.
Bana güven. Allah nasip ederse bu şirket artık senin omuzlarında yükselecek. Bunu en çok sen hak ediyorsun.